Merhaba arkadaşlar. Sınava karşı 14 bilgi dikkat edelim şeklinde bir video çekiyoruz. Bu videonun devam etmesi için görüş ve beğenileriniz benim için önemli. Yani bunun seri olması için özellikle yorumlara ve beğenilere bakacağım. Ona göre bu seri devam edecek, bilginiz olsun. Evet, birinci olarak Türkiye'de mutlak konum özelliklerinden dolayı Fjord, Skyr ve Mercanlı kıyı tipleri görülmez. Fjord ve Skyr buzulların etkili olduğu kuşakta görülür. Türkiye orta kuşakta. Mercanlı ya da diğer adıyla resifli kıyılar tropikal kuşakta görülür. Türkiye yine orta kuşakta olduğu için matematik konum, yani enlem değerlerinden dolayı bu kıyı tiplerini görmüyoruz. Türkiye'de göreceli konumdan dolayı haliçli ve vatlı kıyı tipleri görülmez. Bunların Türkiye'de görülmeme sebebi okyanusa kıyımızın olmamasıdır. Çünkü bunlar okyanusa kıyısı olan gelgitin etkili olduğu yerlerde dikkate alınan kıyı tiplerini oluşturmaktadır. Türkiye'nin iç denize kıyısı var. Türkiye sahip olduğu eşsiz güzellikteki karstik şekiller açısından zengin bir ülkedir. Denizli, Pamukkale'de travertenler ki alt tarafta görüyorsunuz. Bunun yanında Mersin'de Cennet Cehennem obrukları, Antalya'da Göynük kanyonu. Bunun yanında biliyorsunuz yine Mersin kısmında Göksu kanyonu var. Ya da Muğla Antalya arasında Köprülü kanyon var. Burdur'da İnsuyu mağarası ön plana çıkan yerlerdir. Evet, şimdi bir soru uzaklardasın. Bu sınavı birlikte yeneceğiz sloganımızla da devam ediyoruz. Evet, diğer kısımda engebenin arttığı alanlarda eğim kırıklarından düşen akarsular çağlayan ve dev kazanları meydana getirir. Ülkemizde yer alan başlıca çağlayanlar Manavgat, Düden, Kurşunlu ki Kurşunlu, Manavgat ve Düden Antalya'da, Tortum, Muradiye ki Tortum özellikle Erzurum kısmına da giriyor. Bunun yanında Girlevik, Erzincan, Tatlıca, Sinop, Kapuzbaşı, Kayseri, Ciro ve Maral Artvin'de bulunan önemli çağlayanları, şelaleleri oluşturmakta, bu alanlara dev kazanlara rastlanmaktadır. Tarımsal faaliyetler ve biyoçeşitlik açısından önemli alanlar olan deltalar her kıyıda oluşamaz. Deltaların oluşabilmesi için akarsuların kıyıya yeterli miktarda alivyon, malzeme taşıması gerekir. Kıyıda kıta sahanlığının geniş olması, yani kıyının sığ olması gerekir. Buna karşılık kıyıda güçlü akıntıların olmaması ve gelgit etkisinin az olması ya da olmaması gerekir. Özellikle deltayı burada görüyorsunuz şeklimizde. Akarsun denize döküldüğü alanda kıyı kesiminde oluşuyor. Ve bu deltalar direkt kıyı içerisinde oluştuğu için bütün fiziki haritalarda yeşil ve tonlarıyla gösteriliyor. Yani delta ovasını görüyorsanız siz fiziki haritada yeşil ve tonlarını dikkate alıyorsunuz. Bunun yanında birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, ırmak adası, taban seviyesi ovası da yine akarsunun oluşturduğu diğer birikim şekilleri arasında sayılmaktadır. Evet, diğer kısımda yüzeyin akarsular tarafından aşındırılmasıyla belli bir seviyeye kadar aşındırması mümkündür. Aşındırmanın büyük ölçüde durduğu alt sınıra taban seviyesi diyoruz. Akarsuların döküldüğü yer göl, deniz, okyanus gibi alanlar olabilir. Akarsuyun taban seviyesini oluşturmaktadır. Tabi bu deniz seviyesine yakın olmak kaydıyla. Akarsular ve denizler akarsuların genel taban seviyesini oluşturur. Göller çünkü her zaman deniz seviyesinde olmayabilir, yüksekte olabilir. O yüzden biz daha çok taban seviyesini, okyanus ya da deniz seviyesini dikkate alarak konuşuyoruz. Aşınma devresinin sonuna, yani genel taban seviyesine yaklaşan akarsu yatakları denge profili özelliği kazanır. Yani artık taban seviyesi dediğimiz deniz seviyesine ya da okyanus seviyesine gelmesi gerekiyor o akarsu. Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Ki burada gösterilmiş. Yüksekten akıyorsa denge profiline ulaşmaz. Deniz seviyesine yaklaştıysa denge profiline ulaşır. Türkiye'deki akarsuların denge profiline ulaşmamasında ortalama yükseltinin fazla olması, daha da geriye gidersek genç oluşumlu, toptan yükselmeye bağlı olarak akarsuların yükselmesi ya da Türkiye'nin yükselerek akarsu vadilerinin daha da yükseğe çıkması dikkate alınabilir. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız adını veriyoruz. Ki kaynak kısmı akarsuyun yukarı çığırı olurken ağız kısmına yakın alanlar aşağı çığırı olur. Orta kısmı da orta çığır olarak dikkate alınmaktadır. Evet, diğer noktada bir yeryüzü şeklinin oluşmasına sadece bir kuvvet ya da süreç etkili değildir. Örneğin bir vadinin oluşumunda akarsuların yanında diğer iç ve dış kuvvetlerin etkisi de olabilir. Örneğin peri bacalarının oluşumunda iç kuvvet olarak volkanizma, dış kuvvet olarak baktığımızda akarsu ve sel suları etkilidir. Taraça ya da sekide toptan yükselme, epirojenez, bunun yanında akarsu aşındırması etkili olmaktadır. Ki hem iç kuvvet hem dış kuvvetin etkili olduğu birkaç şekli örneklendirmiş olduk. Ülkemizin sürekli hareket halinde olan Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının karşılaşma noktasında yer alması özellikle etki yani sıkışma etkisini arttırmaktadır. Buna bağlı olarak da kırık hatları, fay hatları, işte sıcak su kaynakları ya da o levhaların sıkıştırması toptan yükselme. Bunun yanında her yıl batıya doğru bir hareket söz konusu olmaktadır. Ki bu levhaları dikkate aldığımızda Avrasya levhası kuzeyden, Arap ve Afrika levhaları güneyden Türkiye'yi sıkıştırmakta. Bu etkinin en yoğun olduğu yer Doğu bölgesi ki Doğu Anadolu'dan daha fazla bir basınç oluşturuluyor, sıkışma oluşuyor. O yüzden Türkiye her yıl batıya doğru hareket ediyor ve her yıl belli bir oranda yükselmeye uğruyor. Türkiye'de yaşanan bazı büyük depremler ki bu sıkışmalar biliyorsunuz o basınçlar depremlerin oluşmasında etkili. Özellikle 1939'da Erzincan 7.9 büyüklüğünde, 1944 Geredeboğlu'da 7.2, 1983 Erzurum-Kars büyüklüğü 6.8, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi büyüklüğü 7.4. Yine 2011'de Erciş Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğünde bir depremimiz var. Ki Türkiye'de 3 ana fay hattı, bakın 3 fay hattı değil, 3 ana fay hattı bulunur. Bunlardan birisi en uzun olanı Kuzey Anadolu, kısaca KAF dediğimiz fay hattımız. Bunun yanında Batı Anadolu kırıklı bir yapıya sahip fay hattımız genel anlamda. Bunun yanında baktığımızda Doğu ya da Güney Anadolu fay hattımız DAF şeklinde ya da GAF şeklinde kısaltıyoruz. Bu şekilde bunların geçtiği yerler ve çevresinde deprem riski daha yüksekken deprem riskinin az olduğu yerler de var. Örneğin Konya, Aksaray, Karaman, Mersin'in olduğu alanlar. Bunun yanında Kırşehir'in olduğu kısım. Yine Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde deprem riskinin daha az ya da daha da az olan yerlerde değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Tabii yine hatırlatıyoruz. Şimdi bir soru uzaklardasın. O sloganı unutmuyoruz. Evet, diğer noktada günümüzde Türkiye sınırları içerisinde aktif volkana rastlanmamakta. İkinci jeolojik zamanda ülkemizin bulunduğu alanda su altı volkanları görülmekteydi. Yani su altında aktif volkanlar vardı ikinci jeolojik zamanda. Su altı volkanlarına ait kalıntılar bugünkü Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları ile Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını kapsayan alanda yer almakta. Bu dağların zamanla aşınması sonucu ortaya çıkan derinlik kayaçları da bunun kanıtı olarak dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde 2. jeolojik zamanın sonlarında ve 3. jeolojik zamanın sonlarına ait volkanik şekillere daha fazla rastlanmakta. 4. zamanda yine aktif volkanların bulunduğu unutulmamalıdır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da geniş yer kaplayan bu şekillere Batı ve Güneydoğu Anadolu'da da rastlanmaktadır. Ki Türkiye'de en çok volkanik araziye biz Doğu Anadolu, daha sonra İç Anadolu'da rastlıyoruz. Evet, Türkiye'de volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş çeşitli yeryüzü şekilleri de bulunmaktadır. Bu yeryüzü şekillerinden volkan konilerine Doğu Anadolu'da yer alan Nemrut, Tendürek, Süphan, Büyük ve Küçük Ağrı ki hemen şurada bir hat boyunca uzanmışlar. Bu da kırık hattının, fay hattının burada olduğunu kanıtlıyor. Bunun yanında İç Anadolu'da yer alan baktığımızda Melendiz, işte KaracaDağ, Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes yine bir hat boyunca uzanmışlar. Bunun yanında Türkiye'nin en genç konilerine rastladığımız Kula, yine Güneydoğu Anadolu'da KaracaDağ gibi örnekleri vermek mümkündür. Ki Türkiye'de baktığımızda Ergene, Yıldız Dağları, bunun dışında Karadeniz'in kıyı kesimleri, yine Akdeniz'in teke taşeli yarımadaları, Muğla çevresi, Hakkari çevresinde biz volkanik arazileri çok fazla görmüyoruz. Ki haritamızda da o volkanik arazilerin dağılışını dikkate alabiliriz. Evet, bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu emeklerimiz boşa çıkmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu serinin devam etmesi sizin yorum ve beğenilerinize bağlıdır. Ki ona göre ben bu seriyi devam ettireceğim. Lütfen yorumlarınızı yapın ve daha nasıl geliştirebiliriz bu görüşlerinizi bildirin ki serimiz de daha verimli olsun. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.